thank you Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. Bitki biyolojisini bitiriyoruz gençler. 6'ya bölerek anlatmıştık. Şimdi son parçayı anlatıyorum. Son parçayı anlattığıma göre bitki biyolojisiyle ilgili yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hemen AYT biyolojikten ödevlerinizi de vereyim gençler. Yanlış hatırlamıyorsam sayfa 258'e kadardı diyecektim. Doğru hatırlıyormuşum. Sayfa 258'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Ünite testleri bizim için çok önemli çünkü karma sorular karşımıza çıkıyor. Karma soruları mutlaka çözün gençler. Zaten AYT konu anlatımını bitirmemize iki videocuğumuz kaldı. Canlılık ve çevre denilen kısa küçük bir ünite var. 12. sınıfın sonunda. Onu da verdiğimiz zaman işimiz bitmiş olacak. Çoğu kitapta canlılık ve çevre ile ilgili soruları görmüyorsunuz gençler. Ama iki sene önce üniversite sınavında doğrudan sorusu geldi antibiyotik direnciyle ilgili bir soruydu. O yüzden bizim için önemli bir konu. Tabii ki o kısmı da anlatım olacağım. Ne dedik? Bitki biyolojisini bitiriyoruz dedik. 6'ya bölerek anlattık dedik. Bugün tozlaşma, döllenme ve çimlenme kısmını yapacağız. Üniversite sınavının o 13 soruluk kısmının 2 veya 3 sorusu da bitki biyolojisinden gelecek. Benim tahminimi soruyorsanız üç tane bitki biyolojisinden soru gelecektir mutlaka diyeyim gençler. Şimdi ben bir önceki dersimde size polen oluşumunu anlatmıştım yumurta oluşumunu anlatmıştım hızlıca bir toparlayacağım ki polen oluştu yumurta oluştu artık bunlar birleşsinler yani döllenme dediğimiz olay oradan da bebiş oluşumu meydana gelebilsin polen oluşumuna baktığımız zaman polenlere oluştuğu erkek organlara baktığımızda bir başçık bir de sapçık adını verdiğimiz kısımdan meydana geliyorlardı. Başçıklarda polen kesesi adını verdiğimiz yapılar vardı. Polen keselerinin içerisinde de polen olmayı bekleyen polen ana hücreleri dediğimiz mikrospor ana hücreleri vardı. Mikrospor ana hücreleri mayoz bölünme geçirecekler. Mayoz bölünmeyi geçirdikleri zaman 4 tane yavru hücre meydana gelmiş olacak. Mayoz bölünme sonu sonucunda 4 tane yavru hücre meydana geldi. Kromozom sayısı n'e düştü. Kromozom sayısı n'e düşmüş. Bu hücrelerin her birine artık mikrospor ismini vereceğiz gençler. Mikrosporlarda mitoz geçirecekti ama çekirdek bölünmesini yapıp sitoplazma bölünmesini gerçekleştirmiyorlardı. Ne olacaklar? Vejetatif çekirdek ve generatif çekirdeği bulundurur bir yapıya gelmiş olacaklardı vejetatif çekirdekler daha sonra polen tüpü dediğimiz tüpü meydana getirecek. O yüzden buna tüp çekirdeği ismi de verilebiliyor. Generatif çekirdekler de döllenmeye katılıp bebişi oluşturacağı için üretken çekirdek ismi de verilebiliyor. Yani bir polene baktığım zaman polen denilen şeyin içerisinde iki tane çekirdek var. Biri vejetatif çekirdek biri generatif çekirdek diye aklıma yazdım. Sonra yumurtanın oluşumundan da hemen bahsediyorum. Bizim dişi organlarımızın içerisinde tohum taslağı dediğimiz taslaklar vardı. Tohum taslaklarının ee, bağlantı noktalarında açıklıklar bulunurdu. Biz bu açıklığa mikropil açıklığı ismini veriyoruz. Tohum taslağının içerisinde de iki n kromozomlu yumurta olmayı bekleyen hücreler var. Yumurta ana hücresi dediğimiz hücreler var. Bu yumurta ana hücrelerine tabii ki megaspor ana hücresi veya makrospor daha büyükler ya. Ana hücresi ismini vereceğiz. Mayoz bölünme gerçekleşti. Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu dört tane hücre oldu. Aynı hayvanlar alemindeki canlılarda olduğu gibi 3 tanesi eriyerek kayboldu. Bir tanesi hayatına devam etti. Hayatına devam edene mega spor hücresi ismini verdik. Mega sporlar tabii ki en kromozomlu olacaklar. Sonra Bunlar arka arkaya 3 tane mitoz geçirecek ama özel bir mitoz. Çekirdeğini bölecek, sitoplazmasını bölmeyecek. 3 tane mitoz arka arkaya geçirse 2 üzeri 3'ten 8 tane çekirdek meydana gelecek. Bunların mikropil kısmının tam karşısına 3 tanesi dizilecek. Üç tanesine antipod çekirdek ismini vereceğiz. Mikropil kısmına baktığımız zaman orada da iki tane sinerjit çekirdek adını verdiğimiz çekirdek bulunacak. Sinerjit çekirdeklerin ortasındaki döllenmeye katılacak olan yumurta. Ortada kalanlar da polar çekirdekler. Bunlar da bitkilerde çifte döllenme dediğimiz bir olayı anlatacağım şimdi. Bu olayın içerisine katılmış olacaklar diyeyim. Sonra geliyorum. Sen poleni yaptın, yumurtayı yaptın. Polenin yumurtaya ulaşması lazım. Polenin yumurtaya ulaşması işine tozlaşma ismini vereceğiz. Tozlaşmaya baktığımız zaman tohumlu bitkilerde eşeyli üreme tozlaşma ile tabii ki başlamış olacak. Polenin dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma ismi verilmiş oluyor. Tozlaşmayı çok farklı faktörlerle gerçekleştirebiliyor canlılar. Mesela arılar çok fazla derecede kullanılıyor. Ne bileyim işte böcekler çok fazla derecede kullanılıyor. Rüzgar kullanılıyor, su kullanılıyor. Memeli hayvanlar kullanılıyor. Bazı polenler çengelli yapıya sahip kuzu oradan geçerken polen kuzunun kürküne tutunuyor. Daha sonra kuzuyla birlikte çok başka bir yere taşınabiliyor. Yani tozlaşmada çok fazla derecede faktör var. Ama e, çok büyük bir kısmı böcekler. Böceklerden de arılar tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. İki çeşit tozlaşmadan bahsedeceğiz. Bir kendi kendine tozlaşma var. Bir de çapraz tozlaşma dediğimiz olay söz konusu. Bizim İkisinin de tam çiçek olduğunu düşünelim. Tam çiçek ne demekte? hem erkek organa hem dişi organa hem çanak hem taç yaprağı sahibim. Yani bir bireyde hem erkek hem dişi üreme hücreleri oluşturulabiliyor. Her mafrodit erselik bir canlıdan bahsediyoruz demektir. Eğer bunun oluşturduğu polenler yine bunun dişi organının tepeciğine ulaşıyorsa bu ne yapıyordur gençler? kendi kendine kendi kendine tozlaşma denilen olayı gerçekleştiriyordur. Ama bir bitkide hem dişi organ hem erkek organ bulunurken kendi ürettiği polen başka bir çiçeğin dişi organına ulaşabilir veya başka bir çiçeğin oluşturduğu polen kendi dişi organına gelebilir. Bu duruma ise çapraz tozlaşma ismini veriyoruz. Şimdi bir yıldız atıyorum duruyorum. Sorularda kıllık yapmak istiyoruz ya, düşürelim istiyoruz ya size. Diyorum ki bir bir çiçek kendi kendine tozlaşma yapmaktadır. Yani işte yazıyorum kendi poleniyle kendi yumurtasını döllenmektedir. Genetik çeşitlilik olmaz falan gibi cümleler yazıyoruz. O cümlelere düşme tozlaşma gerçekleşiyorsa sonuçta bir polen oluşumu var, sonuçta bir yumurta ulaşımı var, oluşumu var. Yumurta ve polen mayoz bölünmeyle meydana geldiğine göre kendi kendine tozlaşma yapan canlılarda da yine genetik çeşitlilik meydana gelecek. Ama kendi içerisinde kıyas yaparsam tabii ki çapraz tozlaşma yapanlarda daha fazla genetik çeşitlilikten bahsedebiliriz. Şey gibi düşün. Şimdi ben hem yumurta üretebiliyorum hem sperm üretebiliyorum. Kendi yumurtam kendi spermimle birleşiyor. E benim ürettiğim her yumurta birbiriyle aynı genetik yapıda değil ki. Her sperm birbiriyle aynı genetik yapıda değil ki. Her oluşanda aynı genetik yapı söz konusu olsun. Anne aynı, baba aynı. O zaman kardeşlerin hepsinin fotokopi olması gerekirdi. Üretilen her yumurta, her sperm aynı olsaydı diyeyim gençler. Çapraz tozlaşmaya bakıyorum. Bir çiçeğin aynı türden başka bir çiçekle tozlaşmasına tabii ki çapraz tozlaşma ismini vereceğiz. Genetik çeşitliliği ve çevreye adaptasyonu tabii ki arttırır diyeyim gençler. Kendi kendine tozlaşma da bir çiçekte polenin aynı çiçeğin dişi organın tepeciğine ulaşmasına ismini veriyoruz. Bazı çiçekler hem kendi kendine hem çapraz tozlaşma yapabiliyor. Kalıtımda bezelyelerde anlatmıştım gençler. Bezelye bitkisi hem kendi kendine hem çapraz tozlaşma yapabilen bir ee, bitki türüdür. Çapraz tozlaşma yapıldığı zaman tabii ki genetik çeşitlilik artmış olacak. Döllenmeye de geçiyorum. Yaslan Arkana iyice bir şuraya bak. Ben çize çize anlatacağım. Şimdi döllenme ne demek? Döllenme ile polenin birleşmesi anlamına geliyor. Olay ne? Sıl meydana gelecek. Bu bizim dişi organımız. Şurası dişi organının tepe cik denilen kısmı. Şurası dişicik borusu denilen kısım. Şurası da yumurtalık dediğimiz kısım olacak diyeyim gençler. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şurada polenlerimiz var. Polenler uçtu rüzgarla, havayla, suyla bir şeyle dişicik borusunun üstünde bulunan tepecik kısmına geldi. Tepecik kısmında ulaştığı zaman Buna tozlaşma ismini verdik. Tozlaşma olayı meydana geldiği zaman bunun içerisinde bir vejetatif çekirdek dediğimiz tüp çekirdeği vardı. Bir de generatif çekirdek dediğimiz çekirdek söz konusuydu. Yumurtalığın içinde hatırlatıyorum. Şunlar antipot çekirdekler ismen bil yeter. Şunlar sinerjit çekirdekler. Şu ortadaki yumurtaydı. Şu ikisi de polar çekirdek dediğimiz çekirdeklerdi. Polen buraya ulaştığı zaman vejetatif çekirdek denilen çekirdek tepecikten aşağıya doğru polen tüpü denilen yapının oluşmasını sağlıyor. O zaman generatif çekirdek dediğin çekirdek şurada dursun. Vejetatif çekirdeğe aynı zamanda tüp çekirdeği ismi veriliyordu ya. Tüp çekirdeği denmesinin sebebi polen tüpü denilen tüpü oluşturmasından kaynaklanıyor. Polen tüpü dediğin şey dişicik borusunun içerisinden ilerleyecek ta ki şu mikropil denilen açıklığa kadar. Yani polen şuraya konduğu zaman bunun içerisindeki vejetatif çekirdek hop polen tüpü denilen tüpe dönüştü. Polen tüpü de ta bunun mikropil açıklığına kadar vardı. Şimdi şurada bir generatif çekirdek vardı ya. Generatif çekirdeğe de üretken çekirdek ismini vermiştik ya. Generatif çekirdek de şu polen tüpünün içerisinde ilerlerken mitoz geçirdi. iki çekirdeğe dönüştü. Buna da artık sperm çekirdeği ismi veriliyor. Senin iki tane sperm çekirdeğin var. Bu sperm çekirdeklerinden bir tanesi gidecek yumurta ile birleşecek. Sperm çekirdeğiyle yumurta birleştiği zaman bebiş meydana gelecek. Diğer sperm çekirdeği ise polar çekirdeklerle birleşecek. Bitkilerde görülen çifte döllenme dediğimiz olay meydana gelmiş olacak diyeyim gençler. Hemen sözel olarak da anlatayım. Polen tipi mikropil açıklığına ulaşınca tabii ki ucu erimeye başlıyor. Generatif üretken çekirdek dediğimiz çekirdek polen tipine ilerlerken mitoz geçiriyor. Zaten kendi en kromozomluydu. Mitoz geçirdiği zaman iki tane sperm yazayım. Sperm çekirdeğini oluşturmuş oluyor. Sperm çekirdekleri de tabii ki embriyo kesesinin içerisine doğru gidecek. Bir tane sperm çekirdeği yumurtayla birleşecek. Zigotu yani bebişi meydana getirecek. İkinci sperm çekirdeği de polar çekirdek dediğimiz çekirdeklerle birleşecek. Bitkinin besi dokusu dediğimiz endosperminin meydana gelmesini sağlamış olacak. Hemen gösteriyorum spermle yumurta birleşti zigot meydana geldi. Zigotta tabii ki mitoz bölünmeler geçirerek artık hangi bitkiyse o bitkiyi meydana getirmiş olacak. Sperm çekirdekleri en kromozomluydu ortadaki iki polar hücrede en en kromozomlular. Bunlar birleştiği zaman 3N en kromozomlu endosperm yani besi dokusu meydana gelecek. Çimlenmekte olan tohum fotosentez yapmaz deyip deyip duruyoruz. Fasulyeyi toprağın altına ıslak pamuğun altına gömdün mercimeği gömdün tohumu gömdün. Tohum fotosentez yapmaz ilk tomurcuklar çıkana kadar. Bu adam fotosentez yapmıyor da sonuçta o tohumun çimlenme sırasında metabolizma aktivitesi fazla hücre bölünmesi sağlanıyor bu nereden bulacak bu ATP'yi hangi besinden elde edecek fotosentez yapmıyorsa aha da bu endosperm dediğimiz besi dokusundan elde edecek mesela fasulyeyi tartalım sizinle birlikte sonra çimlenmeye başlasın çimlendiği zaman tartalım su aldığını unutuyorsun kuru ağırlığından bahsediyorum Kuruyken yani çimlenmiş kuruyken tartarsak tohumun kilo kaybettiğini görürüz. Çünkü onun içeride hazır bir besi dokusu var. Çimlenmekte iken bu hazır besi dokusunu tüketiyor. Yıldız 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 çimlenmekte olan tohum fotosentez yapmaz hazır besi dokusundan beslenir. İki sperm çekirdeğinin embriyo kesesindeki farklı hücrelerle birleşmesine tabii ki çifte döllenme ismini veriyoruz. Bitkiler özgü bir durumdur. Endosperm tohumda da embriyo içinde depolanmış besinin de kaynağı olacak değil. Hemen tohum oluşumundan da bahsetmiştim diyorum. Tohumda içten dışa doğru embriyo, endosperm, kabuk dediğimiz kısımlar bulunacak. Şimdi bir tek çenekli bir çift çenekli örneği vermişiz. Şurada baktığın zaman burası ne? Embriyo dediğimiz kısım. Embriyonun etrafında endosperm adını verdiğimiz besi dokusu, onun da en dış kısmında kabuk. Tabii ki yer alacak. Embriyoya baktığımız zaman da bir embriyonik gök gövde kısmından bir de embriyonik kökten meydana gelecek. Çimlenme sırasında ilk oluşan yapı embriyonik köktür. Embriyonik kök kök sistemini embriyonik gövde de sürgün sistemini meydana getirmiş olacak. Tek çenekli çift çenekli tek çenekli çift çenekli dediğimiz kısım aslında tohumda bulunan bir yapıdan bahsediyoruz gençler. Tohumda çenek adını verdiğimiz yapılar tek çıkıntılıysa biz onlara tek çenekli bitkiler diyoruz. Eğer iki tane çıkıntı varsa çift çenekli bitkiler ismini veriyoruz diyeyim. Tohum gelişirken çenekler endospermden besin alacak, şişkinleşecek ve bu besini tabii ki embriyoya aktarmış olacak. Çimlenme sırasında bitki fotosentez yapana kadar tabii ki besin ihtiyacını nereden karşılayacak? Endospermden karşılamış olacak. Fasulye, ağaç çiçeği gibi bitkilerde endosperm yapısı bulunmayacak. Çimlenene kadar besin ihtiyacı çeneklerden sağlanmış olacak. Yani endospermi olanlarda Çenekler endospermden emip embriyoya veriyor. Endosperm yoksa çenekler besi ihtiyacını karşılamış oluyor. Tohum tahtanın dış çeperinin kalınlaşmasıyla kabuk meydana gelir. Tohum kabuğunun hücre çeperde süperin ve lignin birikmesiyle tabii ki mantarlaşmıştır. Aslında onun böyle kalınlaşması mantarlaşmasının sebebi içerideki bebişi koruyabilmek. Tohum çimlenmeden çok uzun süre e, bazal metabolizma halinde yani uyku durumunda kalabiliyor. Bebiş ölmüyor ama aktif bir şekilde metabolizmaya da sahip değil. Bu kalınlaşmış kabuk denilen yapı tabii ki bunu koruyor diyeyim geliyorum meyve oluşumuna. Nasıl ki çiçekler benim gözüm gönlüm açılsın diye açmıyorsa, bitkilerin meyve yapmaktaki amacı da sen ye, vitamin mineral al diye değil tabii ki. Aslında meyveyi bitkinin oluşturmaktaki amacı içerisindeki bebişi koruyabilmek. Meyve dediğimiz şey içerisinde tohum bulunan yapılardır. Tohumun etrafını etli bir yapıyla kaplıyor. Biz de o etli yapıyı seviyoruz. O meyveyi tüketiyoruz. Vitamin mineral ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Meyveyi de kendi içerisinde üçe ayıracağız. Bilimsel anlamda sebze diye bir şey yok gençler. İçerisinde tohum bulunduran her şeyin adı meyvedir. İşte biberdir, domatesdir, patlıcandır, kabaktır, fasulyedir. Bunların hepsi birer meyve. Basit meyve, bileşik meyve ve kümeli meyve dediğimiz meyve çeşitlerimiz var. Basit meyveden bahsedeyim. Bir çiçeğe ait Tek bir yumurtalık gelişerek meyveyi meydana getiriyorsa basit meyve. Bir çiçek sapına birden fazla çiçeğe ait yumurtalıklar bir araya geliyorsa o zaman da bileşik meyve diyeceğiz. Bileşik meyveye ananası örnek verebiliriz. Şu üzüme düşmeyin gençler. Sanki üzüm böyle çilek gibi bileşik meyve ne bileyim kümeli meyveymiş gibi geliyor ama üzümün her bir tanesi birbirinden ayrıdır basit meyveye örnektir. Kümeli meyveye de baktığımız zaman bir çiçeğe ait birbirinden ayrı yumurtalıkları bir bütün olarak gelişmesiyle meydana geliyorlar. Çilek gibi, dut gibi, böğürtlen gibi meyvelerden bahsediyoruz tabii ki. Meyve bitkilerin tohum taşıyan organı meyve dendiğinde muz, kiraz, elma, erik gibi çiğ yenen tatlı besin maddeleri akla geliyor ama patlıcan, kabak, fasulye, domates, ceviz de birer meyvedir. Şöyle söyleyeyim gençler bizim damak zevkine göre bitkinin yediğimiz kısmı farklılaşıyor. Mesela cevizi düşün e, köylerde möylerde ya da etrafınızda ceviz ağacı varsa aslında bu marketten aldığımız kahverengi kabuklu cevizin üstünde yeşil bir örtüsü vardır aynı mantığı elma içinde düşün elmanın ortasına çekirdeği var etrafında etli bir yapısı var ben o etli yapıyı yiyorum ortadaki çekirdeği onun tohumu oluyor cevize gelince iş değişiyor yine içeride bebiş etrafında sert bir kabuk var. Onun da etrafında meyve dediğimiz elimize de boya veren o yeşil renkli kısım var. Onun o yeşil renkli kısmı acı oluyor. Hiç işime gelmez. Kimse besin olarak tüketmiyor. Bu sefer diyorsun ki ben içerideki bebişi yiyeceğim kabuğu kırıp içerideki embriyoyu besin olarak tüketiyorsun. Bazısının bebişini, bazısının kökünü, bazısının yaprağını, bazısının gövdesini besin olarak tüketiyoruz diyeyim. Meyvenin en önemli görevi tabii ki tohumları korumak. Meyve oluşturmaktaki amaç bitkinin bu. Ama aynı zamanda neslin daha uzak yerlere ulaşmasını da meyveler sağlıyor. Mesela gitti kiraz ağacından karga kirazı yedi. Karga kirazı yiyip de işte etini yiyeyim, çekirdeğini atayım diyecek hali yok. Bütün halde yutuyor karga gitti bilmem kaç kilometre öteye e, uçtu oraya atık bıraktığı zaman katı atık bıraktığı zaman aslında gübrenin içerisinde çekirdeği de sindiremeyeceği için çekirdeği de bırakmış oluyor bitkinin tohumu gübreyle birlikte çok uzak yerlere yayılmış oluyor diyeyim gençler dormansiden de tabii ki bahsedeceğiz tohumdan bahsettiysek tohumun uyku halinde kalmasından da mutlaka bahsetmemiz lazım tohumlar biliyorsunuz ki oluşturduktan son, oluştuktan sonra yapıları da bulunan su miktarı azalıyor su miktarı azalınca da tabii ki e, metabolizma gelişimi büyüme gelişimi söz konusu olmuyor bunlar durağan bir hale geliyorlar embriyo çimlenene kadar uyku halinde yani dormansi halinde kalıyor metabolizma çok çok yavaştır diyeyim. Gençler dormansi halinde kalmasını da apsik asit sağlıyordu. O hormonu da unutmayın. Dormansinin süresi tabii ki bitki türünden bitki türüne farklılık göstermiş olacak. Ama evimizde işte marketten aldığımız fasulyedir, mercimektir, pirinçtir. Bunların hepsi birer tohum gençler. Islak ee, bir gece önceden suya bıraktığımız zaman ertesi gün pişirmek daha kolay oluyor. Ama onun için suyun içerisinde unutursak onlar birer tohum olduğu için su alarak tohumun dormansisi bozuluyor. Çimlenmeye başlıyorlar. Mesela unuttun iki gün sonra aa ben bunu unutmuşum fasulyeler çimlenmiş yemeğe yazık oldu diyoruz. Diyelim gençler tohumun çimlenmesine de geçiyorum. Tohum embriyosunun uygun koşullarda yeni bitkiye oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak dışarı çıkmasına ve büyümesine çimlenme ismi veriliyor. Çimlenme için ortamda yeterli miktarda su, oksijen ve sıcaklık olması gerekiyor en önemli şey de tohumun tabii ki olgunlaşmış olması gerekiyor. Yıldız 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 iki sene önce de yine böyle yıldız 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 diye söyledim. Üniversite sınavında da birebir aynı sorusu geldi gençler. Çimlenmekte olan tohum fotosentez yapmadığına göre Çimlenme için ışığa ihtiyaç yok, karbondioksite ihtiyaç yok. Bu adam fotosentez yapmıyor ki toprağın altında. Çimlenme sırasında hangi olaylar meydana gelecek? Tohumun önce tabii ki su alması gerekecek. Ozmozla suyu alacak. Suyu alınca tabii ki su aldığı için hacmi ne yapacak? Artacak. Tohum kabuğu çatlayacak gençler. Böylelikle bunun içerisindeki embriyo yani bebiş mitoza başlayacak. Mitozla embriyonik kök embriyonik gövdeden o meristem hücreleri gelişmeye başlayacak. Birincil büyüme dokuları dediğimiz bitkilerde bölünebilir özellikle olan meristemlerden bahsediyoruz. İlk olarak embriyonik kökten kök sistemi meydana gelecek. Daha sonra embriyonik gövdeden sürgün sistemi dediğimiz toprağın üst kısımlarında yer alan e, yapılar meydana gelmiş olacak diyeyim gençler. Böylelikle konumuzu bitirmiş olduk. Hemen ödüllü soruya geçiyorum. Hafta sonu soru çözümlerinde de bitki biyolojisiyle ilgili karma sorular çözeceğim gençler. Onu da atlamayın diyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.